Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Kardelen, Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Mersin Tıp Fakültesi'nde okuyorum. 2018'de Fen Lisesi'nden mezun oldum, 30 bin yaptım. Mezuna kaldım, 2019'da 9 bin yaptım. Şu an dediğim gibi Mersin Tıp Fakültesi'nde 2. sınıfı bitirdim. İnşallah 2 ay sonra 3. sınıfa başlayacağım. Ben de sınava girdim eğer bilmeyenler varsa. Benim kardeşim de YKS öğrencisi, 2021 YKS öğrencisi, eşit ağırlık öğrencisi, hukuk istiyordu. Onunla beraber hem onu motive etmek için hem de Instagram'da da YouTube'da da bir kitlem var. Koçluk da yapıyorum. Hani sınava sıcağı sıcağına hem koçluk öğrencilerime hem kardeşime hem de YouTube'da da Instagram'da da olan kitleme sıcağı sıcağına bilgi vermek için sınava girdim. Ve şimdiden yorumlarda bizim hakkımızı yiyorsun diyenlere en başta konuşmak istedim. Ben tercih yapmadığım için sizin hakkınızı yemiyorum. Her şeyden önce ben hak yiyeceğimi düşünsem benim kardeşimin bu sene girdiği sınava girmezdim. Hani biraz daha mantıklı konuştuğumuz zaman bence bunu anlayabiliriz diye düşünüyorum. En başta bu açıklamayı yapmak istedim. Şimdi ben birazcık sınav hakkında konuşmak istiyorum. Bu videoyu ilk defa, hayatımda ilk defa bu zamana kadar videoda çok YouTube'da çok video attım. Ve hiçbir zaman size bu videoyu sonuna kadar izleyin demedim. Ama bu videoyu sonuna kadar izleyin demek istiyorum. Çünkü çok üzgün olduğunuzu biliyorum, çok mutsuz olduğunuzu, hatta bazılarınızın ölmek istediğini de biliyorum. O yüzden ben sizin tüm iç sesinizdeki, hatta sonra evet ya çok haklı dediğiniz o cümlelerin hepsini bu videoda kuracağım. Ve siz de bana hak vereceksiniz. Ben bu 21 yaşıma kadar her zaman daha çok susan taraftım. Hani pek eleştirmeyi seven insanlardan olmadım bu zamana kadar. Ama ben bile bu sınavdan sonra gerçekten çok yoruldum. Ben devletini, ülkesini çok seven bir Türk genciyim. Hiçbir zaman eleştirmek istemedim. Hani keşke eleştirecek bir ortam olmasa. Ama maalesef bu sınavdan sonra özellikle bunu yapmak istiyorum. Umarım sıkıntı olmaz benim için. Şöyle ki 2021 YKS öğrencileri şu an 12. sınıf öğrencileri. Bir de ben kardeşimden ötürü de bu konuya çok vakıf olduğum için bu videoyu çekmek istedim. Neyse konuyu sinirli olduğum için daldan dala atlıyorum. 2021 YKS öğrencileri 1,5 yıldır pandemiden ötürü eğitim alamıyorlar. Normalde de zaten bizim eğitim sistemimiz maalesef çok kalabalık olduğumuz için çok güzel bir eğitim sistemimiz yok. Üstüne 2020 pandemiden ötürü 1,5 yıldır öğrenciler okula doğru düzgün gidip hocaların eğitim alamıyor. Zaten online eğitimde çok büyük sıkıntılar çektik. Hani bazılarının bilgisayarı daha yoktu. Hani interneti geçtim, bazılarının bilgisayarı yoktu, interneti yoktu. Annesinin babasının telefonunda sıkıntı vardı. Hani yani ülkede herkesin durumu çok iyi değil ki. Orta durumu olmayan insanlar, evinde interneti, bilgisayarı olmayan insanlar bile var. Ve yaklaşık 2 milyon, 3 milyon kişi mesela internet olmadığı için online eğitimlere katılamadı. Yani ondan ötürü böyle bir durumda hani matematikten özel ders almayı hani ekstra olarak okul dışında matematikten ekstra olarak özel ders almayı falan geçtim. İhtiyaç dışında bu biraz daha hani ekstra duruma geliyor ya. Matematikten özel ders almayı falan geçtim. Kişi eğitim hakkı olan kendi okulundaki öğretmenini bile doğru düzgün dinleyememişken bu kadar zor matematik sorusu sormaya gerek var mıydı? 2020'de ne oldu? Dediler ki pandeminin ilk yılı çocuklarımıza ders veremedik. Çocuklarımıza türev integrali anlatamadık. Dediler ve türev integral ve limiti iptal ettiler mesela. Sonra ne yaptılar? Türev integral ve limiti iptal edildiği için sınav kolay olmadı. İsteseler sınavı çok zor yapabilirlerdi. Mesela bu sene sadece türev integral ve limit mi zordu? Binom sorusu, polinom sorusu, o sorular da çok zordu. Trigonometrideki bazı sorular, onlar da çok zordu. Demek ki ÖSYM sadece limit türev integralden zorlamıyormuş. İstediği zaman, istediği konulardan da zor sorabiliyorlarmış. Bunu neden 2020'de yapmadılar? Pandemiden ötürü ilk yılda ve her zaman ilk yıl konuşulur ya her şey. Her zaman ilk yıl bakılır. Evet, çocuklara zor sormayalım, onları sıkmayalım. Çünkü sınavlarını uzattık. Türev integral limiti kaldırdık. Hani onları üzdük. Zaten çok zorlu bir süreçti. O yüzden onlara kolaylık yapalım deyip bize aslında iyilik yapmaya çalışırlarken belki de en büyük kötülüğü yaptılar. Sınavı çok basit sordular ve orta öğrenciyle çok iyi olan bir öğrenci asla bu sınavda edilmedi. Çok fazla yığılma oldu. Temeli normal olan bir öğrenciyle orta bir öğrenci belki de aynı netleri yaptı. Orta öğrenci çok stres yaptığı için belki de. Dehşet bir yığılma oldu. Bir net 5000'ler 6000'ler attı yukarılarda bile. Çok dehşet bir yığılma oldu ve öğretmenler başta olmak üzere öğretmenlerden, öğrencilerden, ebeveynlerden milli eğitime, YÖK'e çok büyük bir tepki geldi. Hani bizim çocuklarımızın hakkını vermediniz diye çok büyük bir tepki geldi. YÖK de çok teşekkür ederiz. Bak hani gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizi ciddiye aldı. Tüm öğretmenler bağırdı. Zor sorun, daha eleyici sorun. Hani bu sınav öğrencilerin kaderini belirliyor. Bu kadar basit sormayın. Bu kadar basit sorarsanız yığılma çok fazla olur diye YÖK de
ÖSYM'de bu sene çok zor sordu. Şimdi ben de zor olmasını istiyorum. Hatta ben kardeşime dedim ki ya bizim hedefimiz, ya kardeşim hedefi çok yüksek değil. Hani benim kardeşim AYT matematikte böyle 30'lar 20'ler yapmak istemiyor yani. Bize 10-15 AYT matematikte gayet yetiyordu zaten. Ben ona dedim ki bak zor olması daha iyi bir şey. Sınav zor olduğu zaman moralim bozulmasın sınavda. Zorsa herkese zor ve yani bilen yapar ve bu sayede yığılmaz olur. Ama orta veya kolay bir soru sorarsa o zaman kolay soruyu iyi öğrenci de yapıyor, orta öğrenci de yapıyor, temeli kötü olan öğrenci de yapıyor. O zaman ayırt edicilik kalmıyor. Zaten 40 soruluk bir sınavda kolay soru tipi de olmalı, orta soru tipi de olmalı, zor soru tipi de olmalı ve bunlar eşit bir şekilde dağılmalı. Ki her öğrenci, her daldan öğrenci var. Sınava tıp isteyen öğrenci de giriyor. Tıp hedefleyen, tıp net yapan öğrenci de giriyor. 2 yıllık isteyen öğrenci de giriyor. Yani 4 yıllık bölüm isteyen, 300 bin, 500 bin isteyen öğrenci de geliyor. Her telden öğrenci girdiği için bu sınava TYT 3 milyon, AYT 1,5 milyon öğrenci giriyor. Her telden öğrenci girdiği için sen her soru tipini eşit bir şekilde dağıtmalısın ki her telden öğrenci yapabilsin. Ama bu sene ne oldu? Yani 40 sorunun 25'i orta üstü, 15'i zor. Böyle olunca ne oldu? Ne orta öğrenci ne temeli kötü bir öğrenci yapabildi. Çok iyi öğrenci de normalde benim öğrencim 36 işaret diyor AYT matematikten. 36'nın altında neti yok. Hani biz 3-4-5'ler, sarmallar, paraflar hani düşündüğünüz en zor yayınlardan 38 net matematik yapıyoruz. 28 işaret dedi. O öğrencinin moralini düşünebiliyor musunuz AYT matematikten çıktıktan sonra? Ya benim kardeşim 15 işaret diyordu AYT matematik. Biz 15 net yapıyorduk AYT matematikte. Kendimizi de ona göre kodlamıştık mesela. Çünkü neydi? Hani sınavda kolay soru da gelecek. Hani o soruyu biz çalıştık yaparız. Orta sorunun birkaçını yapsak bizim için zaten 15 net geliyor. Biz oradan geometri de biraz yapıyoruz. Biz oradan yaparız dedik mesela. Ne oldu AYT'de? Hiç yapamadık yani. Normalde 35'in üstünde matematik net yapan bir insan 25 tane matematik işaretlediği zaman belki ona yüksek dahi gelse artık hani sonuçlar açıklandığında belki de o hedeflediği yeri gelecek. Ama onun çıktıktan sonraki moralini düşünebiliyor musunuz? Normalde 10-15 tane soru işaretleyen bir çocuğun 2 tane AYT matematik işaretledikten sonra sınavdan çıktığındaki moralini düşünebiliyor musunuz? Ve bu kişi 1,5 yıldır pandemiden ötürü zaten evde. 1,5 yıldır evden ders çalışmaya çalışıyor elinden geldiğince. Sadece YouTube'daki hocalarla ilerlemeye çalışıyor. Çünkü onun zaten babası asgari ücretle geçiniyor. Onun özel ders almaya parasını geçtim. Zaten bir bilgisayarı babası ona zar zor almış. Ve bu çocuk tıp okumak istiyor mesela. Bu çocuk ne yapsın? Tez kitapları bir tez kitabı 65 lira. Ve bu çocuk sizin yüzünüzden, bizim eğitim sistemimiz yüzünden zaten TYT matematikte tıp istiyorsa 3 tane TYT matematik çözecek. 2 tane TYT Türkçe çözecek. Bir tane fizik, bir tane kimya, bir tane biyoloji çözecek en az TYT'de. AYT matematikte 3 AYT matematik çözecek, 3 fizik çözecek, 3 kimya, 3 biyoloji çözecek. Bu çocuk tıp fakültesini istiyorsa zaten. Hani ortalama bu kadar çözdü. Daha bunun denemeleri var. Genel denemeleri var, bölüm denemeleri var. Var, da var. Dershanesi var. Gittiyse. Özel ders bile aldığını düşünelim ki zaten asgari ücretle geçinen bir öğrencinin test kitabına zor parası yetişiyordur yani. Bir test kitabının 65 lira olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz ya. Ne yaptı sonra? Bu çocuk köpek gibi sabahlara kadar kendi imkanları doğrultusunda ders çalıştı. Sonra sınava girdi. Normalde 35-40 işaretliyordu. Olduğunu düşündü. Ya dedi ki ben babam gibi asgari ücretle çalışmayacağım. Hani ben doktor olacağım, diş hekim olacağım, hukuk okuyacağım, avukat olacağım, psikoloji okuyacağım, psikolog olacağım, işletme okuyacağım Boğaziçi'nde, ODTÜ'de. Ve hani ben hayatımı kurtaracağım yani. Benim çocuğum test kitabı alırken babamın parası azalıyor mu diye düşünmeyecek. Arkadaşlar belki sizin bazılarınızın durumu benim anlattığım gibi değil. Ama çoğunun durumu benim anlattığım gibi. Bu videoyu 10.000 kişi izliyorsa 5.000'i maalesef benim anlattığım gibi. Keşke böyle olmasa. Keşke dertleri bunlar olmaz ama böyle. Ve böyle çocuklar sınavdan çıktıktan sonra tamam başardım diyebilirdi. Çünkü o bunu hak etti. Emekleri, hayalleri, sabahlara kadar oturmaları, her şeyden feragat etmeleri, fedakarlık etmeleri, sabahlara kadar bu gözlerinin altı mor olana kadar ders çalışmaları, telefonla oyun oynamaktan değil, kitap okumaktan, test çözmekten gözlerinin altı mor olan çocuklar birazcık gülümsemeyi hak etmişti. Hayat hani birazcık onları gülümsetebilirdi. Sınavdan sonra ne oldu? 25 matematik işaretlerini gören çocuk beni arıyor. Abla diyor ben çalışmadım mı sence? Ben o çocuğa mesela ne diye cevap verebilirim? Abla ben çalışmadım mı sence bu sene? Abla sen söyle çalışmadım mı ben? Diyen çocuğa ben ne diye cevap verebilirim? Yani
O kadar zordu ki gerçekten. Yani benim için bu iki gün hem kardeşimden ötürü, hem koçluk verdiğim öğrencilerden ötürü, hem Instagram'da geziniyorum, bana DM'den mesaj atıyorlar. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum abla. Ya bir kağıt parçası ya. Sınava girdim ve 3 saat boyunca ailelere diyorum ki bu sınavdan çıktıktan sonra neler olacak? Neler olacak? Hani bazıları belki de intihar edecek bu sınav yüzünden. Neler olacak? Kimsenin yüzü gülmeyecek. Bir bak bakın, sınavdan çıktıktan sonra mezuna kalmayı düşünmeyen insan bile sınav psikolojisinden ötürü diyor ki mezuna kalacağım, çok kötü geçti. Ama bu öyle bir sınav değildi. İlk defa bir sınavdan çıktıktan sonra %80'i mutsuz çıktı bu sınavdan. Çok çalışanlar, dereceye oynamak isteyenler, 40 matematik işaretleyenler, TYT'de 110 net yapanlar, bunlar mutsuz çıktılar sınavdan ilk defa. Çünkü öyle bir sınavdı ki, o kadar zor sormuşlardı ki, matematikte olimpiyat soruları vardı ya. 4-5 tane matematikte olimpiyat sorusu vardı. Bunu ben söylemiyorum. Matematik hocası diyor bunu ya. Matematikte olimpiyat sorusu vardı diyor. Matematikteki soruların 40'ta 40'ını matematik öğretmenleri çözemezdi diyor. Lisedeki matematik öğretmenleri çözemezdi. Senin hocanın çözemediği sınavı sen nasıl çözeceksin ki? Nasıl çözeceksin? Çözemezsin. O yüzden üzülmemelisin. Canını sıkmamalısın. Bunları sana anlatıyorum. Benim de evde. Senin gibi, senin ruh halinde olan, senin kadar emek vermiş bir kardeşim var. O da çok mutsuz. Ama senin sağlığından gerçekten önemli değil. Sen şu an nefes alıyorsun, yanında ailen var. Belki ailen sana destek olmuyor olabilir. Ama yani nasıl desem, kültür farkından ötürü, kuşak farkından ötürü özellikle ailelerimiz bazen bizi anlayamıyorlar. Belki şu an ailen sana destek olmuyor ve bir umut bu videoyu izliyorsun. Ama hepsi geçecek gerçekten. Ben de mezuna kaldım. Benim de ilk başta sınavım çok kötü geçmişti. Ama bu sefer ÖSYM'den ötürü değildi. Benden ötürüydü bu sefer. Ama gerçekten sizin senenizde sen gerçekten elinden geleni yaptın. Ben senin elinden geleni ne kadar çok çalıştığını biliyorum. Ama bu sene bazı şartlardan ötürü maalesef böyle sordular. Herkes maalesef emeklerini karşılığını alamadı. Her sene böyle oluyor. Hiçbir sene zaten mükemmel olamaz sistem. Kişi de mükemmel olamaz, sistem de mükemmel olamaz. Ama bu sene çok fazla insan üzüldüler. Çok fazla insanın kalbi kırıldı. Çok fazla insan üzüldü. Keşke böyle olmasaydı. Keşke bu kadar zor sormasalardı. Evet biz de istedik, hepimiz istedik. Zor sorsunlar, eleyici olsun. Hani çalışanla çalışmayan ayırt edilsin dedik ama biz 40 sorunun 25'inin zor, 15'inin zor üstü olmasını istemedik. O binom sorusu neydi? Kim yapabilirdi ki onu hocam? O binom sorusunu kim yapabilirdi? O polinom sorusunu kim yapabilirdi? Daha sayamadığım bir sürü var. TYT'deki o sorulara gerek var mıydı? TYT neden böyleydi? Onu da açıklamak istiyorum. TYT neden bu kadar konuşuldu? TYT'de neden bu kadar süre yetişmedi? Şöyle ki her sistemde, YGS sisteminde de böyleydi, TYT sisteminde de böyleydi. Aynı 40 soru, o kolay, orta, zor diye sorular homojen bir şekilde dağılır, eşit dağılır. Mesela 10 soru çok kolay olur. Ve derece isteyen, çok iyi temeli olan bir öğrenci, hani TYT'de 30 matematik üstü net yapan bir öğrenci, o 10 soruyu normalde bir soruyu 1 dakikada çözüyorsa o 10 soruyu soru başına 20 saniyede çözer. Çünkü çok hızlı bir şekilde bazen mesela rasyonel sayılar sorar. O basittir mesela. Üstü sayılardan basit sorar. Böyle hani okumaya, anlamaya, yorumlamaya dayalı değil. Böyle klasik işlem tipi sorular gelir. Ve o soruları öğrenci zaten temeli de çok yüksek olduğu için hızlı bir şekilde çözer. Oradan arttırdığı süreyi normalde mesela bir soruya 1 dakika, 1,5 dakika vermesi gerekiyor diyelim. Orada arttırdığı süreyi zor sorulara ekler. Ama bu sene ne oldu TYT matematikte? Kolay soru 3 tane. Çok hızlı bir şekilde yapabileceğin kolay soru 3 tane vardı. Böyle olunca ne oldu? Öğrenci kolay sorudaki o ek süresini öbür sorulara ekleyemedi. Öbür sorulara ekleyemeyince de süresi yetişmedi. Diğer derece öğrenciler de böyle. Diğer alttaki öğrenciler de ne oldu? Mesela temeli orta olan, matematikte 10 soru yapabilen öğrenciler ne oldu? O zaten kolay soruları yapabiliyordu. Hani kolay soru çıkmayınca o çocuk zaten işaretleyemedi. TYT'den bu kadar motivasyon düşük çıkan bir nesil başka yok sizden başka. Arkadaşlar çok konuştum gerçekten. Söylemem gereken her şeyi de söyledim sanırım. Bir maddem kaldı sadece. Onu da daha sonra konuşuruz. Canınızı sıkmamanız için bunu anlatıyorum. Biraz lafı çok uzattım. Başınız şişirdiysem kusura bakmayın. Ama gerçekten üzülmeyin. Bu sene gerçekten sizden ötürü değil bu sefer. Gerçekten sizden ötürü değil. Siz elinden geleni yaptınız. Sen çok çalıştın. Ben biliyorum. Çok çalıştığını, çok emek verdiğini, çok büyük hayallerin olduğunu biliyorum. Belki bu sene yüzün gülmeyecek ki bu arada belli de olmaz. Hani bu sene ben çok değişik şeyler bekliyorum. Hani 25 matematikle, 20-23 matematikle tıp bekliyorum ben. Ben öyle bekliyorum. Belki benimki bir hayal.
Bilmiyorum ama ben öyle hissediyorum. Geçen sene 2020'de ben şey demiştim. 2019'a göre 7.000'se dedim. 2020'de 15.000 olacak dedim ve beni linç ettiler. Bu kadar hani bu kadar kayma ihtimali yok dediler ve öyle oldu. Mesela ben geçen sene de çok kötümserdim. Ama başımıza geldi. Ama bu sene çok iyimserim. Bu sene çok farklı şeylerin olacağını düşünüyorum. Bu sene asla gelmez diyenlerin geleceğini düşünüyorum. 70 TYT, 50 AYT ile tıp kazanılacağını düşünüyorum ben bu sene. İnşallah öyle olur. Yani sınavda yüzünüz gülmedi. İnşallah 4 Ağustos gecesi, akşamı, sabahı bakarken yüzünüz güler. İnşallah dersiniz. Boşuna üzülmüşüm sınavda, boşuna üzülmüşüm. Az yaptım ama bir şekilde istediğim fakülte, istediğim şehir geldi diye inşallah sevinirsiniz diyorum. Canınızı sıkmayın, sorulara boşuna bakmayın. Yapacak bir şey yok. Yani ne eleştirirsek eleştirelim, bizim sesimiz maalesef duyulmayacak. Ben sesim duyulsun diye değil, siz biraz daha kendinizi iyi hissedin diye bu videoyu atmak istedim. 4 Ağustos'a kadar dinlen, dizi izlemek istiyordun, bu masada artık oturmak istemiyordun, arkadaşlarınla gezmek istiyordun, bunların hepsini yap. Yani senin, ben sana bunu her zaman söyledim. Senin başarılı olduğunu kanıtlaman için ÖSYM'nin sonuç belgesine benim için ihtiyaç yok. Üniversiteye gitmek için ihtiyaç var. Bence sen gayet başarılı oldun. Bu sene elinden geleni yaptın. Sen çok başarılı bir insansın. Bunun için bir kanıta ihtiyacın yok. Sen elinden gelen, kafanı koyduğun her şeyi yapabilirsin. Şu an yapamamış olduğunu düşünsen bile elbet yapılacaktır. Hayatta öyle şeyler olur ki çok şaşırırsın. Belki de senin böyle bir yılın olacak bu sene inşallah. Belki de bir ay sonra üniversite tercihlerini konuşacağız. Düşünme, elinden geleni yaptın. Dinlen, dinlen. Dinlenmeyi hak ettim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve üzülmeyin. Görüşmek üzere.